Herkese iyi haftalar. Haftaya enflasyon verisiyle başladık. Yurt içinde enflasyon verisini takip ettik. Yurt dışında da haftanın ikinci günü itibariyle özellikle Avrupa'da artan vakalar ve ABD'de hem Georgia seçimlerinin getirdiği baskı hem de artan vakalar nedeniyle ek karantinaların ön plana çıkabileceği beklentileri ön plana çıktı. Arzu Hanım'la bugün piyasalardaki, küresel piyasalardaki gelişmeleri ve yurt içi piyasalardaki gelişmelerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunacağım. Hoş geldiniz Arzu Hanım öncelikle. Merhabalar Tuğba, hoş bulduk. İyi haftalar herkese, iyi seneler bu arada. Teşekkür ediyoruz. Arzu Hanım, şimdi haftaya enflasyonla başladık. Dün itibariyle özellikle ABD piyasalarında satışlar bir miktar ön plana çıktı. Tabii ki İngiltere 3. karantinaya girdi. Bu karantinada diğerlerinden farklı olarak özellikle okullar kapalı olacak ve tamamen uzaktan eğitime geçmiş bulunuyor. Tabii ki şimdi dünya çapına baktığımızda vakalar dünya genelinde 85 milyonun üzerine çıktı. ABD'de de günlük vakalar 300 bini aşmış durumda. Bu bir miktar tedirginlik yaratıyor ama piyasalardaki özellikle çarşamba günü FED tutanakları var. Burada daha güvercin açıklamaların gelebileceği bol likidite beklentileri risk iştahını piyasalarda bir miktar daha artırmaya devam ediyor. Özellikle dün itibariyle bir hareket gördük, satış baskısı gördük. Bu yaşadığımız hareketlere bugün sabah saatlerinde de yurt içinde satışlar bir miktar ön plandaydı ama şu an o kayıplar telafi edildi görülüyor. Bu harekette düzeltme hareketi diyebilir miyiz yoksa bu baskının devam edebileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi tabii aslında genel itibariyle Tuğba, küresel piyasalar haftaya iyi başladı. Yani pazartesi günkü açılış itibariyle hem hisse senedi piyasalarında hem emtia piyasalarında pozitif bir fiyatlama vardı. Zaten Aralık ayındaki fiyatlama biraz düşük işlem hacmiyle sorgusuz sualsiz bir fiyatlama diye ben nitelendiriyorum onu, ama bu yeni aya girerken biraz daha gelişmeleri takip edip ona göre piyasa arada belki bir miktar düzeltme yapıp belki biraz daha fazla düzeltme ihtiyacına karşılayıp, çünkü hakikaten ABD hisse senedi piyasaları şu son haliyle itibariyle aşırı alım bölgesinde denebilir. Bu teknik olarak da hem de değerlemeler olarak da zaten piyasada pozisyonlanmalarda bunun da bir miktar tedirginliğini görüyoruz. Ancak alternatif yok ve bu nedenle de hem hisse senedi piyasaları hem de düşük dolar nedeniyle emtia piyasaları, sonradan diyelim son yıllarda denkleme giren emtia piyasaları cazip geliyor yatırımcıya. Senin de söylediğin gibi bugün yapılacak olan Georgia seçimlerinin sonuçlarına piyasa önem veriyor. Çünkü eğer ki bu iki koltuk ile beraber Demokratlar Senato'da da üstünlüğü ele geçirirse önümüzdeki 2 sene boyunca Joe Biden'ın politikalarında özellikle işte iklim değişikliği, sağlık reformu ve daha birçok hedefledikleri politikaları daha kolay geçirebilecekleri yönde bir beklenti var. Öte yanda teşvik paketlerine de ekler gelebilir beklentisi var. Bu ekler ne yapacak? Bu ekler dolar tarafında özellikle bir baskı yaratacak ve dolar tarafındaki baskı da küresel risk iştahını koruyacak ve özellikle emtia piyasasına yarayabilir fiyatlaması bir miktar yapıldı dün. Ama bugünkü seçim sonuçlarını görmeden bu fiyatlamanın devamı konusunda piyasa biraz daha temkinli olacaktır. Yarınki FED tutanakları, cuma günkü tarım dışı istihdam, gerçi tarım dışı istihdam tarafında piyasa bir miktar negatif beklentiye kendini alıştırdı diyebiliriz. Çünkü Aralık ayı istihdam verisi hakikaten diğer önceki aylara kıyasla ivme kaybedilen bir ay olacak. Bu aşikar. Bütün bunları bir araya topladığımızda bugünü bekleyeceğiz. Ama genel itibariyle COVID-19 etkisine ve ekonomik kısıtlamaların devam etmesine gelince bu konuda piyasanın biraz daha iyimser olduğunu söyleyebilirim. Evet, şu anda kısıtlamalar devam ediyor. Özellikle ABD tarafında biraz herhalde Christmas döneminde çok bir araya gelinip partiler de yapılmış, öyle görünüyor ki vaka sayısında artış var. Bu konuda bizim kadar dikkatli değil herhalde ABD tarafı. İngiltere'de tekrar bir kısıtlama geldi. Bütün bunlara rağmen özellikle 2021 yılının ikinci yarısında geride kalmış bir pandemi etkisini fiyatladığı için piyasalar ve mutasyon etkisinin özellikle bu iyileşme sürecinde limitli kalacağını düşündüğü için bana göre çekilmeler kısa soluklu olacak ve genel itibariyle
Her ne kadar aşırı alım bölgesinde olsa da düzeltmeler, düzeltmeler ve ardından tekrar yukarı gitmeye çalışan hisse senedi ve emtia piyasası görebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bu fiyatlamalarda şimdi dolar endeksinde 90 seviyeleri kırılmakta zorlanılıyordu geçtiğimiz haftalarda. Bu seviyenin yeniden kırıldığını gördük. Burada da çarşamba günü Fed'den gelecek güvercin açıklama beklentileri bir miktar ön plana çıktı. Özellikle altın, gümüş gibi emtialar tarafında da yeniden 1900'lerin üzerinde fiyatlamaların ön plana çıktığını görüyoruz ki gümüşte alımlar bir miktar daha fazla görünüyor. Burada 1950'lerin üzerindeki fiyatlamalarda kalıcı olabileceğini düşünüyor musunuz? Hem ons tarafında hem de gümüş tarafında bu yükselişler kalıcı olur mu? Çünkü paranın bol likiditenin devam ettiği bir ortam, para bir tarafta da riskli risk yatır iştahı yüksek yatırım araçlarına geçerken hisse senedi piyasaları gibi bir tarafta da kıymetli metallere daha güvenli limanlara akıyor. Buradaki yükselişin kalıcı olmasını bekliyor musunuz özellikle altın tarafında? 1950 dolar hep önemsediğim bir seviyeydi ama tabii zaman içerisinde piyasanın bu önemli seviyeleri de değişiyor ama 1950 dolar üzerine geçerse evet biraz daha yeni alıcılar özellikle yatırım fonları talebiyle destekli diyelim hani hacimli bir yükseliş olabilir. Bana göre böyle bir potansiyel var. Ama yatırımcıları yanlış yönlendirmemek için de hep temkinli konuşmaya çalışıyorum. O yüzden de 1950 dolar üzerine geldikçe evet altın tarafında yeni yatırımcılar piyasaya gelebilir. Şimdi bir değişken daha geldi. Az önce belirttiğim gibi hisse senedi piyasaları aşırı alım bölgesinde ve yeni hisse senedi pozisyonu açmaktansa piyasa zaten hece maaşı pozisyonlar öncesinde açıldı hisse senedi piyasasında ama değişik yatırım araçlarına bir miktar geçiş yaparak bunu da bir portföylerini çeşitlendirerek koruma olarak kullanıyor olabilirler. Bu dönemde altın için bir katkı da oradan gelir veya gelecek diye düşünüyorum. Bu şartlar altında özellikle Ocak ayı ve belki de Şubat ayı kıymetli metaller için şu dolar endeksindeki düşüşe katılmadığı dönemi kapatmaya çalışacağı bir ay olabilir. Ancak yine de piyasa koşullarını yakından takip etmek gerekiyor. Özellikle dolar endeksinin nereye gideceğini ya da bir tepki verip vermeyeceğini. Şimdi dolar endeksindeki geri çekilme kıymetli metallere yararken diğer taraftan da 2021 beklentileri paralelinde hem dolar endeksinin geri çekilmesi hem de talep koşullarındaki iyileşme beklentileriyle birlikte özellikle sanayi emtialarında da trendin hala devam ettiğini görüyoruz. Burada trendin hala devam edebileceğini düşünüyor musunuz? Özellikle bakır tarafında platin, alüminyum, çinko gibi sanayi emtialarına son dönemlerde bir talep var. Bu yükseliş sürece kalıcı olacak mı? Ya bu yükseliş devam ediyor şu anda. Bir bozulma yok bu trend, yükseliş trendi içerisinde. Ama bu piyasanın 2021 yılının hani ikinci çeyreği bırakalım, ikinci yarısı için beklediği ekonomik toparlanma konusunda bir takım endişeler gündeme gelirse tabii biraz iştah azalacaktır. Çünkü bu önceden satın alınmış olduğu için bunun bir düzeltmesi gelecektir. O tarz bir düzeltme gelebilir. Ama genel itibariyle endüstriyel metaller tarafında da pozitif bir tablo var. Bu da sırf ekonomik büyüme beklentisine paralel bir fiyatlama. Bu taraftaki çelişkiler o tarafta düzeltmeleri getirebilir ama burada yükseliş trendi devam ediyor. Yani genelinde diyebilirim yani endüstriyel metallerin. Çok teşekkür ederiz Arzu Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.